Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yine. Nasıl, Maya büyümüş mü? Geçen videolarda da yanıma geliyordu hatırlarsanız. Baya kocaman bir şey oldu. Dur bir görsünler seni. Bu çok tatlıdır bu. Değil mi? Evet. Onu da yıldız yaptık. Aa, bak hemen oynar. Şimdi Kübra Erdoğan arkadaşımız yazmış. Demiş ki hocam literatür tarama ile ilgili de bir bilgilendirme videosu yapar mısınız lütfen? İlaç gibi gelecektir demiş. O zaman o ilacı verelim derim. Bundan önceki videomda izlemişsinizdir diye umuyorum. Web of Science'a nasıl girilir? Özellikle e-devlet üzerinden de nasıl girilebileceğini ve bedava kullanabileceğini gösterdim. Dolayısıyla literatür tarama yaparken önceki videoyu açın. Web of Science, Scopus, yani bu gibi arama motorlarına girin. Oradaki anahtar kelimelerinizi yazarak literatürleri tarayabilirsiniz ki bence onu öneririm. Bu videoda size PubMed'de nasıl video taranır onu göstermeye çalışacağım. Gelin birlikte PubMed'de literatür nasıl taranır onu görelim. Genelde PubMed'i tıp, psikoloji, diş hekimliği, veteriner, hemşirelik gibi alanlar kullanır. Fakat eminim ki sizin alanınızda da çıkan dergiler PubMed'de gösteriliyordur. Siz de eğer alanınız sosyal bilgiler olsa bile bir deneyin, bir bakın. Eğer değilse, eğer bulamıyorsanız oradaki alanınızla ilgili literatürü, o zaman iki önceki videoda bahsettim. Linkini buraya koyuyorum şu anda. Buradan alabilirsiniz. Web of Science gibi birçok arama motorları var. Birçok database var. O database'leri kullanarak doğru anahtar kelimelerle literatür taraması yapabilirsiniz. Gelin PubMed'de bir örnek ben size göstereyim. Bu PubMed'de gösterdiğim örneği siz diğer database'lerde kullanın. Evet arkadaşlar, ilk önce Kübra Erdoğan arkadaşımıza çok teşekkür ederim sorusu için. Şimdi gelin PubMed'de nasıl literatür taramamız gerektiği konusunda doğaçlama yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir hazırlığım yok. Ben de gireceğim. Bakalım, ilk önce bir PubMed'in linkine girelim. PubMed'in linkini aşağıya koyuyorum. pubmed.ncbi.nlm.nh.gov diye geçiyor. Uzun bir link olduğu için aşağıya koyuyorum. Siz aşağıdaki linki tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Şimdi PubMed'e ulaştığımız zaman arkadaşlar, PubMed aslında sadece literatürleri bize veren bir sayfa değildir. Burada mesela Human Genome Project dediğimiz insan genom projeyi de bunun içindedir. Mesela biz PCR primerleri hazırlarken olsun veya bir geni, egzonlarını, intonlarını incelerken hep bu sayfayı kullanırız. Ben size bu sayfanın birçok özelliği var. Onlara girmeyeceğim. Sadece literatür bulma konusunu burada irdelemek istiyorum. Burada zaten bir arama motorunu göreceksiniz. Arama yerine anahtar kelimeleri yazacağız. Şimdi biz anahtar kelimeleri yazarken dikkat etmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar daraltmanız gerekiyor ki çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Yoksa ya şimdi Antalya hakkında mesela bir bilgi almanız gerektiği zaman ne yazarsınız? Antalya, mesela tarih dersiniz. Antalya'nın tarihi hakkında bilgiler alırsınız. Aynı bunun gibi Google'da taradığınız gibi literatür tararken de kendi çalışma konunuzla ilgili spesifik anahtar kelimeleri kullanarak bulabilirsiniz. Örneğin ben yine hyalüronik asit diyorum. Hyalüronik asit dediğim zaman çok çalışmalar var gördüğünüz gibi. Yani 42.045 çalışma varmış. Hemen geldi. Gördüğünüz gibi makalelerin başlıklarını görüyorsunuz burada. Fakat şimdi 32.000 tane çalışmaya bakmak zor. Bakın sol tarafta yıllar var. İsterseniz bunu ben en son mesela 2016'dan sonra yapılan çalışmalar istiyorum derseniz 2016'dan sonra bu çalışmalar için şuradaki ölçeği bakın değiştirebiliyorsunuz, tarihlerini. Değiştirin. 2016'ya getirdiğiniz zaman 10.243 çalışma var. Ha neden? Biz genelde güncel literatür kullanmasını severiz. Güncel literatür kullanmamız gerekiyor. Çünkü bilim devamlı değişiyor. Bizim makalelerimizde de olabildiğince, yani son 5-10 senede yapılmış çalışmalara yer vermemiz gerekiyor. Zaten o son 5-10 senede yapılmış çalışmalar da daha önceki 5-10 senedeki çalışmaları yansıttığı için hiçbir sıkıntı olmaz. Ve siz en son yapılan, bilimin en son getirdiği son noktasının üzerine bir şeyler katabilirsiniz tezinizde veya projelerinizde. Evet, 10.243 ama hala çok yüksek. Ben ne istiyorum? Hyalüronik asitle ilgili bir de mesela burada güzel bir şey var. Dize enjeksiyonuna bakayım. Bakın 2067 çalışma oldu ama yine tarih gitti. Ben tarihi 2016'ya getireceğim. 787 çalışma oldu. Bakın 32.000 çalışmadan 787 çalışmaya indirdim. Ve ben aynı zamanda mesela hyalüronik asitle birlikte kök hücre uygulamaları nasıl, ona bakacağım diyelim. Mesela SVF desem, stromal vasküler fraksiyon dediğim zaman arkadaşlar görüyor musunuz? 7 çalışma geldi sadece. 2016'dan bu yana sadece 7 çalışma yapmış. İşte bu nokta atışı. Benim aradığım çalışmalar bunlardı. Şimdi PubMed Central denen bir şey kurdu PubMed. Çok da güzel yaptı. Ve çoğu makalenin full text'ine ulaşabiliyorsunuz. Sakın makalenin full text'ine ulaşmadan o makaleye atıfta bulunmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci makalem gayet benim istediğim gibi bir derleme. Şurada PubMed Central'de görüyorsunuz, PMC diye geçer. Full text'ini gösteriyor. Buna basarsanız eğer yeni bir sayfa açılacaktır. Yeni bir sayfada yine bir yere basacaksınız. Bakın PDF diyor şurada sağda. PDF'e bastığınızda zaten burada full text'in hepsini alıyorsunuz ama ben PDF'ten okumayı severim. Makalenin tamamını elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu PubMed Central'de olanlar tabii ki. PubMed Central'de değilse makalenin tamamını elde edemeyebilirsiniz. Bakın bu da PubMed Central'de. Bunu nasıl yapacağız? Mesela Free Full Text diyor. Sol tarafta görüyor musunuz? Buna basarsanız bu 4 tanesi free full text'miş. 4'üne de ben bu şekilde ulaşabilirim. Bakın bir tane daha örnek, şuna ulaşayım. Basıyorum. Zaten bütün makale geldi. Pardon, şuna bastıktan sonra gelecek. Makalenin tamamı geldi gördüğünüz gibi. Ama ben PDF istiyorum. PDF'de okumak daha hoşuma gidiyor ve saklıyorum da aynı zamanda. Evet. Burada SVF nasıl hazırlanır? Hepsini anlatmış. Gayet de güzel. Hem bu da Joe makalesi. Joe makalelerinin şöyle bir özelliği var. Video ile protokolün nasıl olduğunu anlatır. Bakın video burada. Hatta bunu download edebilirsiniz. 14 dakikalık bir videoymuş. Burada size nasıl yapıldığını anlatıyor. Bu mesela benim hoşuma gitti. Buradan bunu da download edip bilgisayarıma kaydedebilirim. Evet, bu şekilde makalelerinizi bulabilirsiniz. Şimdi bir de şu var. Ben mesela hyalüronik asitle ilgili sadece hyalüronik asit yazacağım. Full text'i kaldırıyorum sol taraftan. Genel bir şey bulmak istiyorum. Mesela hyalüronik asit ve yara iyileşmesi. Wound healing. Kaç tane çalışma gelecek? 1900. Çok güzel. Fakat ben bunlardan sadece derlemeleri istiyorum diyebilirsiniz. Yani bakın sol tarafta hangi çalışmaları isterseniz, kitap mı istiyorsunuz, clinical trial mı istiyorsunuz, meta-analiz mi istiyorsunuz? Ben derleme istiyorum. Bakın derlemeyi işaretliyorum. Ve derlemelerden de son 5 senede olsun dediğim zaman bakın 78'e indirdi. Kendisi de otomatikman 2016-2021 yaptı. Hatta son bir yılda yapabilirsiniz. 16'ya indirdi. Bakın kendi otomatikman ayarladı. İşte siz bu derlemeleri de mesela bir tanesine tıklayayım. Yine aynı şekilde full text'ine basıp şu anda geliyor. Derlemeler çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle bir teze, bir projeye başlarken bakın şurada PDF'e basıyorum. Şimdi PDF'i gelecek. Kesinlikle o konu hakkında yazılmış derlemeleri okuyun. Mesela ben hyalüronik asit ve yara iyileşmesiyle ilgili bir tez yürüteceksem eğer, öğrencime kesinlikle o konuda yazılmış, mesela bunun gibi derlemeleri okumasını öneririm. Çünkü derlemeler kitap gibidir ve bilimin o konu hakkında geldiği son noktaları size gösterir, yapılmış çalışmalardan örnekler vererek. Dolayısıyla derlemeler çok önem arz ediyor bir konuyu iyi anlamak için. Size de derleme okumanızı kesinlikle tavsiye ederim bir konuyu iyi anlamak istiyorsanız. Evet, PubMed'de bu şekilde makale taratılıyor. Dediğim gibi birçok fonksiyonu var sol tarafta, onlara bakabilirsiniz. Bunun dışında hani birçok olduğu için hepsine belki girmemiş olabilir. Mesela Advanced Search var. Sadece buradan aratmıyorsunuz. Advanced Search'e basarsanız eğer çok daha farklı şeyleri aratabilirsiniz. Mesela yazara göre aratabilirsiniz. Veya işte mesh dediğimiz anahtar kelimelerine göre, yıla, gününe göre aratabilirsiniz gibi birçok hatta grand number bile var. Proje numarasına göre bile aratabilirsiniz. Yani Advanced'i de kullanabilirsiniz arama yaparken. Dediğim gibi eğer kafanıza takılan bir şey olursa, ben PubMed'i anlattım. Diğer Web of Science'da benzer şekilde. Yalnız şunlar da var. Mesela tarama operatörlerinde kullanırken and, or ve not'ları da çok kullanıyoruz. Şöyle ki mesela and'de kullanmak için elde edilmek istenen tüm tarama terimlerinin sonuçta bulunması gereklidir. Yani örneğin mesela parasite and cancer dediğim zaman yani bu iki kelimenin de bir arada geçtiği bütün dokümanları listeler. Bazı durumlarda bunu isteyeceksiniz yani. Or dediğiniz zamansa girilen kelimelerden en az birinin geçtiği dokümanları listeler. Not dediğiniz zamansa mesela şöyle diyelim, parasite and cancer not bladder dediğiniz zaman bladder haricinde parasite ve kanser kelimelerin geçtiği bütün literatürü size listeler. Bunları da kullanın literatür tararken. Özellikle şöyle Web of Science'da tarama yaparken şeye dikkat etmenize gerek yok. Ama hani yumuşak G mi şey mi kullanayım diye onları kullanmayacaksınız. Türkçe karakterleri kullanmayın. Onların yerine benzer yakın harfler kullanabilirsiniz. Küçük büyük harf hiç fark etmiyor. E-maillerde de fark etmiyor arkadaşlar. Bazen e-mailin ne diyorum söylerken yazarken yanlış yazıyor. İşte büyük harfle yazıyor. Ha hocam orası küçük harf olacaktı. Hiç fark etmez. E-maillerde de isterseniz hepsini büyük harf yazın ya da bir kısmını büyük küçük hiç fark etmediği gibi aynı PubMed'de olsun, Web of Science'da da tararken büyük küçük harf hiç fark etmiyor. Yalnız bir karakterler var. Biz bunlara wild card diyoruz. Bunlar işte yıldız, soru işareti ve dolar karakteridir. Bunlar da bazı fonksiyonları var. Eğer çok sık kullanırsanız bunlar da çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Mesela bir kelime tarayacaksınız ama o kelimenin farklı sinonimleri var. Mesela enzyme dediğiniz zaman bu enzyme sonuna E gelir. Enzymes olur. Enzymatik olur. Enzymology olur. İşte şimdi bunların hepsini siz bulmak istiyorsunuz dediğiniz zaman enzymin sonuna bir yıldız koyarsanız aynı buradaki gibi işte bütün hepsi size gelir. Ha bunu nerede kullanırsınız? Bakın sülfürde örnek vermişim. Bazı yerlerde F ile yazılıyor. Bazı yerlerde bu F, PH ile yazılıyor. Siz şimdi PH ile yazılan literatürü kaçırmamak için sadece F yazarsanız kaçırırsınız. Ne yapacaksınız? Buraya bir yıldız koyarsanız her iki olanı da size getirir. Yani soru işareti ise tek bir harf karakterini temsil eder. Bakın yıldız gibi değil. Mesela volkan yazıp soru işareti koyarsanız buraya sadece bir harfin yani farklı versiyonları gelir. Bakın Y olabilir, E olabilir, O olabilir. Bunların hepsi gelir. Woman'da bunu çok kullanıyoruz mesela. Yani A, E ya da Y olabilir bunlar. Farklı farklı sinonimleri gelebilir. Yıldızda fark edersiniz bir veya birden fazla karakter değişebilirdi. Bunda sadece bir karakter değişir. Dolar işaretine gelirse de yine dolarda da İngiliz İngilizcesiyle ve Amerikan İngilizcesiyle ilgili sorunlar olabiliyor yazılışta. Eğer sizin arayacağınız kelimede böyle sorunlar varsa dolar işaretini kullanarak her iki kelimenin de önünüze gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu tabloda da bir örnekler gösterdim size. Nasıl kullanıldığı ile ilgili yani yıldızın, doların işaretinin ve soru işaretinin ve birbiriyle kombinasyon şeklinde de kullanılıyor arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz gibi hem soru işareti hem yıldız. Laparoskopikte de olduğu gibi eğer yazılmasını bilmiyorsanız yine yıldız yıldız koyarsınız, yine getirir. Ya da İngilizce farklı kelimeleri de siz getirilmesini istiyorsanız yine dolar ve yıldız işaretini kullanarak getirebilirsiniz. Umarım literatür tarama konusunda kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Literatür tarama gerçekten önemli arkadaşlar. Bakın tez yazan, proje yazan arkadaşlar, özellikle bu ikisi için literatür tarama çok çok önemli. Neden önemli derseniz, siz şimdi bir orijinal fikri ortaya koymanız gerekiyor değil mi sizin? Tezde de, projede de böyle. Şimdi orijinal olabilmesi için, özgün değerin koruması için bir çalışmanın daha önce başka yerlerde de yapılmamış olması lazım. Şimdi siz iyi bir literatür taraması yapmazsanız belki de sizin alanınızda yapılmış bir çalışmayı gözden kaçırabilirsiniz. Tez yazarsınız, proje yazarsınız, gönderirsiniz ondan sonra. Eğer hakemler o sizin gözden kaçırdığınız ve aynı çalışmayı bulurlarsa çalışmanızın özgün değeri yok deyip hem tezinizi eleştirirler hem de projenizi size geri gönderirler. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken çalışmamızla ilgili olabildiğince benzer bütün çalışmaları elde edip onları tezimizde ve projede ortaya koymak, onlardan bahsetmek, onlardan bahsederken de ne kadar benzese de bizim çalışmamız şu yönüyle onlardan farklıdır ibaresini kullanarak hakemlere bu eleştiri fırsatını vermemek. Dolayısıyla bu yönüyle literatür taraması gerçekten çok önemlidir. Eğer siz de bilime bir tuğla koyacaksanız daha önce koyulan tuğlanın aynısını koymayacaksınız. Onun üzerine koymanız gerekiyor. Bunun için de aşağıdaki tuğlaları iyi benimsememiz, öğrenmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Herkese çok selamlar.